Evet, maalesef üzücü bir haberle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Ortaklar Süngütepe üs bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmat infilak etti. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 asker şehit olurken 4'ü ağır, 25 personel de yaralandı. Olayın ardından Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de bölgeye gitti. Acı haberi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Arızalı mühimmat patladı ve 7 askerimiz şehit oldu. Şemdinli ilçesine 40, Derecik beldesine ise 30 kilometre mesafede bulunan Irak sınırındaki Ortaklar köyü yakınında bir tepeye kurulan üs bölgesinde dün saat 17 sıralarında patlama meydana geldi. Yapılan ilk açıklamalara göre top atışı yapıldığı sırada arızalı mühimmatın neden olduğu belirtilen patlamada 7 asker şehit olurken 4'ü ağır 25 askeri personel de yaralandı. Patlamanın ardından üs bölgesinde yangın çıktı. Yaralı askerler bölgeden helikopterle alınarak Hakkari ve Yüksekova Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Gece saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine giden ve yaralı askerleri ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları geceyi Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda geçirdi. Yaşanan olayla ilgili ilk açıklama ise resmi ağızdan burada yapıldı. Şu anda patlamalar küçük de olsa, azalmış da olsa devam ediyor. Yangın buna bağlı olarak devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarımız, soğutma çalışmalarımız ve bu arada arama faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam etmekte. Adli, idari ve teknik çalışmalar için gerekli görevlendirmeler yapıldı. Bu çalışmalar başladı. Efendim, devam edecek. Bunların sonucunda da kazanın asıl nedenini öğrenmemiz mümkün olacak. Bölgede yaşanan olayla ilgili acı haberi ise Beştepe'deki Atatürk'ü anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan'ın konuşması sırasında 4 olan şehit sayısı daha sonra 7 olarak açıklandı. 7 şehidimiz var. Bunun dışında 25 yaralımız var. Bu yaralılarımızın bir kısmı Hakkari'deki hastanelerde, Van ve ağır olan 4 yaralımızı da şu anda Ankara'ya ambulans uçakla getiriyorlar. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinden de TOMA araçları ekiplere destek verdi. Sabaha kadar süren çalışmalarla yangın söndürüldü. Milli Savunma Bakanı ve beraberindeki komutanlar sabah saatlerinde ise patlamanın yaşandığı Süngütepe üs bölgesine giderek incelemelerde bulundu.